Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirlerim, saygıdeğer meslektaşlarım, hepinizin yakından takip ettiği ilimizin büyük şehir olma süreciyle ilgili yasalaşma süreci tamamlandı. Bu konuyla ilgili ilimizde kurumlar düzeyinde yasaya uygun ve yasanın sonraki süreçte işleyişiyle ilgili bir kısım işlemlerin de yapılmasına yavaş yavaş başlandı. Tabii hepimiz büyükşehir olmakla ilgili hem basında hem yine meslek örgütleri arasında kendi aramızda bir kısım kendi yorumlarımızı yasayla ilgili hukukçu olarak hukukçu olma nedeniyle yorumlarımızı yapıyoruz. Tabii bu konuyla ilgili Sayın Başkanım çeşitli platformlarda da açıklamalar yapıyor. Biz sizler adına, baromuz adına kendisine bu konuyla ilgili hem süreci değerlendirme hem Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli'nin bu yasa kapsamında kazanımları nedir? Bu konuyla ilgili kamuoyunun ve vatandaşın duyduğu kaygılar nelerdir? İlk ağızdan bizlerle paylaşmasını istedik. Sağ olsun bizi kırmadı. Bugün sizlerle bu sohbet toplantısında yine Denizli'de en yetkili ağızdan Denizli Belediyesi'nin büyükşehir olmasıyla ilgili süreci birlikte değerlendireceğiz. Hepinize başta Sayın Başkanımın katılımından dolayı ve sizlerin de bugün burada olmanızdan dolayı teşekkür eder. Sözü değerli belediye başkanımız, meslektaşımız Sayın Avukat Osman Zorhan'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli baro başkanım ve çok değerli meslektaşlarım. Öncelikle bu baromuzun sosyal tesislerinde sizlerle bir arada olmak bizlere ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk verdi. Ben bu sıcak karşılamanızdan, bu dostane karşılamanızdan bir meslektaşınızla bir ara gelme noktasındaki bu güçlü karşılamanızdan dolayı ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tabii yaklaşık 9 yıl önce avukatlığımızı fiilen nokta koyarak Beyli'de görevi başladık. Daha dün gibi ama üzerinden 9 yıl geçmiş. 2004 yılında Mart ayında yapılan seçimlerle Denizli Belediyesi'nde meclis üyesi ve devamında da Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevi başladık. Gerçekten avukatlık mesleği özelliği olan, gerçekten halkla iç içe olan, halkın derdiyle dertlenen, derdini dinleyen, çözmeye çalışan bir meslek. Belediyeyle aynı paralelde olan bir iş. Gerçekten belediyecilikte günün 24 saati, 7 gün, 365 gün şehrin ve insanlarımızın derdiyle dertlenmek, onların sıkıntılarını gidermekle mükellef olan bir kurum. Ve yapmış olduğu gayretler, çalışmalarda bu doğrultuda olan bir kurum. Ve 7 yıl boyunca başkan yardımcısı olarak denizimize hizmet etme gayret içinde olduk. Gerçekten şehrimiz birçok güzelliklere kavuştu. Ve yaklaşık 2 yıl önce başkanımızın görevden ayrılarak Ankara'ya milletvekili olması sonrası belediye meclisimizin yapmış olduğu oylama sonucunda kanunlar çerçevesinde belediye başkanlığı görevine geldim ve yaklaşık 2 yıldır bu görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Ve gerçekten gecemizi, gündüzümüzü şehrimizin imarında insanlarımızın dertlerini derman olma noktasında gayret sarf ediyoruz. Baromuzla, avukat arkadaşlarımızla birçok değişik platformlarda bir araya geliyoruz. Sağ olsun yönetimdeki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız zaman zaman ziyaretlerde bulundular. Biz de iadeye ziyaretlerde bulunduk. Genel kurullarımızı
gelme konusunda gayret gösteriyoruz. Ve baro başkanımız da, baro yönetimimiz de her türlü projede beraber yürüme konusunda gayret sarf ediyoruz. Çünkü sonuçta Denizli Barosu da kamu kurum niteliğinde olan bir meslek odası ve gerçekten milletin derdini derman olma konusunda, hem meslektaş olma konusunda, beraber yürüme konusunda gayret sarf ediyoruz ve Denizli'mizin tüm sivil toplum örgütleriyle olduğu gibi baromuza da birçok güzel projelere imza attık. Tabii Denizli'miz hepinizin bildiği gibi gerçekten dışarıdan bakıldığında imrenen bir şehir. Sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle gerçekten Denizli'miz imrenilen bir şehir. Baktığımızda Türkiye'de ihracat yapan iller sıralamasında Denizli'miz en çok ihracat yapan il sıralamasında 8. il. Biliyorsunuz 81 ilimiz var ve Denizli'miz en çok ihracat yapan iller sıralamasında 8. ilimiz. Denizli'ye gelen turist sayısı anlamında baktığımızda en çok turist gelen il sıralamasında Denizli'miz 5. il. Bu çok ilginçtir. Antalya, İstanbul, Muğla, Edirne ve Denizli. Denizli 5. ildir en çok turist gelen il anlamında. 2 milyonun üzerinde Denizli'mize turist gelir. Tarım alanında baktığımızda gerçekten işte 130 rakamından 1500 rakamına kadar tarım yapılabilen ve bu rakım yüksekliklerinin farklılığı sebebiyle sadece tropikal meyveler dışında her şeyin yetişebildiği bir şehir. Denizimiz gerçekten çok güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, üretmeyi seven, devletiyle, milletiyle gerçekten kol kola, omuz omuza yürüyen ve birçok ülkeye olduğu gibi ülkemizi de, dünyadaki birçok ülkeye katma değer sağlayan, ihracat yapan bir şehir. Bu insanımızın belki ahiretten gelen bir geleneği noktasında üretme kültürünün geliştiği bir şehir. Tabi bugüne kadar bu gelişmeye maalesef kamu yatırımları anlamında, belediyecek yatırımlar anlamında da bu insanımızın, iş adamımızın girişimciliğine, bu Denizli'nin potansiyeline uygun yürüyüş belki gerçekleştirememiş. Ama bugün geldiğimiz nokta artık Denizli'mizin o sanayicisiyle, potansiyeliyle paralel bir noktaya geldik. Daha yapacak tabii birçok şeyler var. İşte bir jeotermal kaynağımız var. Geçen hafta Halitex tekstil fuarındaydık. Ticaret odamızla birlikte gittik. Orada 46 tane iş adamımız üretmiş olduğu ürünler, ortaya koymuş olduğu ürünler, o yüz binlerce insanın üretmiş olduğu ürünleri orada müşterilerine ve Denizli'yi temsil etmek, Türkiye'yi temsil etmek adına oradalardı. Onları gururla gördük ve ziyaret ettik. Başarılar diledik. Birinci gün o ziyaretlerden sonra ikinci günde o Frankfurt'un yakınlarında termal merkezleri var. O termal merkezlerine inceleme gezileri yaptık. Ve orada gerçekten bir kültür oluşturulmuş. O termalle ilgili, sağlıkla ilgili insanları rehabilite etme, orada kur deniyor, yani kür merkezleri şeklinde bir merkeze gittik. Ve sorduğumuzda o merkez gibi Almanya'da 330 tane merkezin olduğunu söylediler. Ve çevresinde pansiyon, otel ve birçok güzelliklerin olduğu, rekreasyon alanlarının olduğu bir merkez. Tabii oradaki yetkililerle sohbetimizde dedik, sizin suyunuzun sıcaklığı nedir? Kaç derece su çıkıyor? Bu jeotermalinizin, su kaynağımızın sıcaklığı nedir? Dediler ki, yer altından çıkan suyumuzun sıcaklığı 21 derece. Yani 21 derece su ve Almanya'nın çoğu bölgesinde aşağı yukarı aynı derece, 21 derece. Biz bu suyu ısıtıyoruz, işte 30, 32, 35 değişik havuzlar var. O dereceye getirerek oradaki vatandaşların, insanlarımızın kullanımına sunuyoruz. Ve bazı doktor yönlendirmeleriyle, bazen sosyal güvenlik kurumlarının yönlendirmeleriyle orada insanlara tedavi etme, rehabilite etme anlamında çalışmalar yapıyoruz. Tabii benim merakım, tekrar sordum, dedim ki 21 derece çıkıyor bu su. Bu su kendiliğinden mi çıkıyor?
Artık yoksa siz bunu sondajla pompayla mı çekiyorsunuz? Dediler biz bunu derin pompalarımızla pompalara çekiyoruz. Şimdi bunu baktığınız zaman gerçekten çok üzülüyorsunuz. Şehir adına, ülke adına çok üzülüyorsunuz. Bizim şehrimizde işte 30 dereceden başlayan 250 dereceye kadar varan değişik noktalarda değişik içerikli minerallerin farklı olan sularımız var. Sadece denizde. Ve dedik ki bizim denizimizde, şehrimizde 250 derece sıcaklığında suyumuz var dedim. Adam zıpladı. Gerçekten dedi müthiş, yani inanamıyorum böyle bir nasıl diye hayretle karşıladı. Çünkü 21 dereceyle 250 dereceyi yan yana koyduğunuzda onlar insana kullanmak için suyu ısıtıyorlar, biz kullanmaları için soğutuyoruz. O derece gelmesini sağlıyoruz. Yani denizimiz ve bundan bu jeotermal kaynaklar belki bir ülkenin toplamından daha fazla. Başka dünyada böyle bir ülkede bir kaynağı olduğunu düşünmüyorum. Bunun için söylüyorum. Denizdeki o potansiyeli, o gücümüzü, o güzelliklerimizi Allah'ın vermiş olduğu sonsuz nimeti algılamak için söylüyorum. Belki biz burada devamlı olduğumuz için bilirsiniz bu işletmelerde vardır. İşletme körlüğü, işletme sağırlığı denir. İnsanlar kendi fabrikası içinde o fabrikasındaki eksikliği göremez veya duyamaz, sesi duyamaz. Ama dışarıdan birisi geldiğinde o fabrikadaki dizaynından tutun farklı bir eksiklik yanlışlık varsa dışarıdan gelen insan daha net görebilir. Biz de sanki şehirde devamlı doğduğumuz andan itibaren bu imkanlar, bu nimetler, bu güzellikler olduğu için sanki her yerde var gibi veya normal bir şeymiş gibi bunları algılamışız bugüne kadar. Aslında sonsuz bir nimet ve gelecekte de hem elektrikte, hem seracılıkta, hem sağlıkta ve turizm anlamında biz ilerlemek istiyorsak sağlık turizmine yönelmemiz gerekiyor. Bunu orada görüyorsunuz. Başka bir hatıramı anlatayım. Çek Cumhuriyeti'nde Karavöle diye bir yer var. Orası da gerçekten gidilmesi gereken, görülmesi gereken bir yer. Ve orada da biz Jeotermal Kentler Birliği'ne üyeyiz. Orada belediye başkanlarımızla oraya bir gezi düzenledik. Gittiğimizde şehrin yapısı ayrı güzel. Rekreasyon alanları var. Ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de Karavöle'ye tedavi amaçlı gitmiş. Bir mide rahatsızlığı sebebiyle oraya gitmiş. Ve gittiğimizde kaldığı odayı ayırmışlar. Orada Atatürk'ümüzün fotoğraflarıyla veya işte burada Mustafa Kemal Atatürk kalmıştır şeklinde levhalar var. O odayı da gördük. Ve orada bir yolda yürürken demir parmaklı böyle yükseltili bir yer gördük. Kapısı var. Aşağı doğru 15-20 basamak inen bir merdiven var. Belediye başkanlarıyla dedik ki bu nedir? Yani bu, hep merak ediyoruz. Her şeyi soruyoruz. Dediler ki buradan aşağı indiğinizde bu suyun yapmış olduğu güzellikler var, değişik renkler var. Onları gösteriyoruz. Dediler. Tamam dedik girelim. Biz de gelmişken bu nedir? Görelim. İndiğimizde tabi inmeden önce dedik ya yanlış hatırlamıyorum ya 6 ya 8 euro dediler giriş. Bedelini ödedik. Ve demir kapı açıldı. Aşağı doğru işte 15-20 basamak indik. Şöyle internasyon sağ tarafımıza döndük. Şu perdenin belki 3'te 2'si kadar. Şu perdenin 3'te 2'si kadar. Dediler ki su yukarıdan akıyor. Evet. Su aktığı zaman burayı bak su içindeki minerallerle beyazlatıyor dediler bize. Bir beyazlık var dediler. Gerçekten işte o anda böyle imkanlarımızı ne kadar hovardaca farkında olmadan gözümüzü yumarak geçtiğimizi fark ediyorsunuz. Orada beyninizden vurulmuşa dönüyorsunuz. Şu perde kadar, perdenin 3'te 2'si kadar beyazlığı insanlar demir kapı parmağının altına almışlar. Oraya 6 euro, 8 euro ile aşağıya iniyorsun, görüyorsun. İşte borular var, boruların içinde mineraller kaplamış. Dediler ki su bunun içinde akıyor. Evet, etrafını kaplayıp kesit gösterdi. Üzerine obje koyuyoruz, objeyi beyazlatıyor. Orada birkaç tane örnek var. Böyle bize çok güzel, sanki biz de ilk defa görmüşüz gibi hayranla
bakar gibi yaptık. Söyleyemedim. Bizim bunların hepsi bir arada 10 bin katı var. Çünkü Pamukkale'ye baktığınız zaman eğer oraya giriş 6-8 euroysa denizden bakmak Pamukkale'ye o bedeldir. Yani gerçekten o Pamukkale bizi bile biz çok fazla değerini bilememişiz. İşte üzerine zamanda göbeğinden yol geçirmişiz. Yani yarım o Pamukkale'nin göbeğinden zamanda yol geçirmişiz. Tabi laf başka yere gitti dolaştı ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yaşadığımız Avrupa'nın o kıt imkanları, başka ülkeler o kıt imkanlarını öyle bir pazarlama teknikleriyle çerçeveye koyuyorlar ki böyle ışıltılı oluyor. Ve orada bir çamuru anlattılar. Karabölü'de. Bizim arkadaşlar, ben de dahil olmak üzere sanki o çamuru ilk defa duymuşuz gibi oldu. İşte çamuru şöyle yapıyoruz, şunu iyileştiriyor, bunu iyileştiriyor, şunu şöyle yapıyoruz, işte naylonla sarıyoruz gibi birçok detayları, sunumları. Orada bir 100 yıllık küvet var. İşte 100 yıldır bu küvetin içinde tedavi yapıyoruz gibi tarihi derinliklerini anlatmaya çalışıyorlar ama biliyorsunuz Pamukkale'miz bizim 2000 yıllık, 2500 yıllık derinliği var tedavide. Avrupa o 100 yıllık tarihini, tedavi tarihini, o jeotermal ile ilgili tarihini övünerek ve abartarak çok güçlendirerek anlatıyor ama biz 2500 yıl önce Avrupa'nın her tarafından, Anadolu'nun her tarafından Pamukkale'ye insanlar tedavi olmak için geliyormuş. Biz o 2500 yıllık tarihimizi, o kültürümüzü pazarlayamamışız. Onun için denizimiz, inşallah bu sağlık turizmi anlamında şu anda güzel çalışmalar var. Karayelik'te güzel çalışmalar var. Sadece o değil, başka çalışmalar da olacak. Valimizle beraberdik orada. Birlikte bu geziyi gerçekleştirdik. Birçok notlar aldık. Sonuçta denizin önü açık. Hele hele turizm anlamında çok açık. Tekstil anlamında da denizi 30-40 yıllık değil tekstil şehri. Laodikya'ya inşallah bir gün bir gezi düzenleyelim Laodikya'ya. Bir defa teşebbüs ettik ama başka arkadaşlar geldi mi bilemiyorum. Laodikya'ya dolaşmamız lazım. Laodikya'da ayrı bir kültür. Ve orada kazı çalışmalarını biz deniz ilgisi olarak Türkiye'de ilk defa başlattık. Sayın Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay Bey'le yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde ilk defa bir belediye kazı çalışması yapıyor. Kültür kazıları, tarihi, antik kent kazılarını gerçekleştiriyor. Bu 5393 belediye kanunu vermiş olduğu yetkiler biraz daha rahat hareket ediyoruz. Artık belediyeler sadece kanalizasyon, içme suyu değil, bu kültürel aralıklı faaliyetlerle de artık gerçekleştirebiliyor. O Laodikya kızlarında yaklaşık 4 yıldır devam ediyoruz. 5. yıla girdik şu anda. Her yıl belki 2 milyon para aktarıyoruz. 2 milyon para aktarıyoruz. Elde ettiğimiz iki güzel şey var. Birincisi, 2000 yıl öncesine ait horoz kabartmasına ulaştık. 2000 yıl öncesine ait de taş üzerine kabartılmış horoz var. Şu anda koruma altına alındı o taşı. Gerçekten diyorsun ki bizim horozumuz 20-30 yıllık, 40 yıllık değil. Yani demek ki 2000 yıl öncesinden gelen bir değerimiz, o da sembolümüz haline gelmiş. Onun ötesinde daha ayrı bir güzellik. 4000 yıl öncesine ait tekstille ilgili o tezgahtaki ağırlıklar ve boya kalıntılarına ulaşıldı. 4000 yıl öncesine ait. Yani denizdeki tekstil de 30-40 yıllık, 50 yıllık değil. 4000 yıl öncesine dayanan, genlerimize kadar işlemiş bizim kültür. Artık kültür haline gelmiş tekstilimiz. Onun için sağlık alanında sağlık turizmi gelişecektir. Geliştirmeninde denizin geleceği oradadır. Bir 10 yıl sonra en azından 100 bin kişi sağlıkta ve turizmde istihdam edilir hale gelebilir denizde. Turizm potansiyeli daha da arttırılabilir. Gelen turistlerin burada günübirlik veya bir gecelik konaklama değil, sağlık olduğunda bir hafta 10 günlük kalmalar ve o kalma süresinde işte bir gün Burdan'a gitmesi, efendim bir gün inşallah bu vali konağımızın arkasında bir müze yapacağız, o müzeye gelmesi, bir gün Kızılcahamam'a gitmesi, birçok Denizli'deki Laodikya'ya gelip bir gün Laodikya'ya dolaşması, bu çeşitliliği de arttırmamız gerekiyor. Gerekirse borç sahalarla birlikte Denizli'de kalan o 7 gün, 10 gün kalacak olan turistlerimizin o günleri de dolu dolu geçmesi gerekiyor. Çünkü sağlık alanında yapılan tedavilerde akşam kadar insanlar suyun içinde kalmıyor. Orada birkaç saat tedavi görüyor ve sonra şehirle buluşması gerekiyor. O şehirle buluşmasında da alternatifler sunmanız gerekiyor. Rekreasyon alanları sunmanız gerekiyor. Kültür alanları sunmanız gerekiyor.
Pamukkale sadece beyazlık değil, arkasında kültür var, tarih var. Yani Denizli'mizin ne tarafından bakarsanız bakın, gerçekten çok büyük zenginlikleri var. İşte 100 bin kişiyi turizmde 10 yıl içinde istihdam edilebilir hale gelebilir. Tekstilimizin zaten 4 bin yıllık derinliği var ve inşallah 4 bin yıl sonra da Denizli'de tekstil olmaya devam edecek. Hele hele bu son fuarda gittiğimizde inanır mısınız orada ışıl ışıl ve iş adamlarımızın oradaki duruşunu ve sunumlarını gördüğünüzde gurur duyuyorsunuz. Gurur duyuyorsunuz, Denizli'de gurur duyuyorsunuz, iş adamlarınızla gurur duyuyorsunuz. O havluyu, efendim tekstil ürünlerini, el tekstilini üreten işçinizle gurur duyuyorsunuz. Bu bizim hepimizin zenginliği. O çizgiler, o desenler noktasında da birçok başka ülkelerden, başka şehirlerden gelen iş adamları veya firmalarından daha farklı olduğunu, Denizli'nin daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Bu tabii bizim sadece işimizle, gücümüzle meşgul olmamız, üretmeyi sevmemiz, çalışmayı sevmemiz, gecemiz gündüzü iş adamlarımızın, insanımızın bu konuda eğilmiş olmasından kaynaklanıyor. Bu bir kültür meselesi sonuçta. Bu zorla da yapamazsınız. Birçok iş adamımız işini bıraksa hiç kimseye eyvallah olmadan ömrünü, çocuğu da ömrünü, torunu da ömrünü çok rahat tamamlar. Ama bu kültür, bu kültürü inşallah hep beraber devam ettireceğiz. İşte bu yürüyüşte, bu Denizli'nin potansiyeli, bu büyük potansiyelinin daha rahat, daha güzel değerlendirmesi için ne olmalı? Eksik nedir? 2004'te geldiğimizde Denizli'mizde sınırları belli. Denizli Belediyesi'nin sınırları belliydi. Etrafında 13 tane belde var. İşte Kınıklı, Kahyan, Bağbaşı, Gökpınar, efendim Servergazi, Üçler, Hallaçlar, Saymak'ta da Güveçlik, Gümüşler, Korucuk, Akan, nasıl? Başkacı, Bereketler var. Şimdi etrafı böyle 13 belde. Bu tabii her başkan kendine göre mutlaka şehirde, beldesinde başarılı olmak ister, güzel şeyler yapmak ister. Ama bütünlüğü kaybetmemeniz gerekiyor, bütün olması gerekiyor olayın. En çok üzüntümüz mesela bu askeri yol yapıldıktan tamamdan sonra devamdaki yolu baktığımızda iki giriş vardır orada. Orası da Servergazi belediyesi sınırı içindeydi. Orada dendi ki bu sıkıntı verecek ileride iki giriş. Çünkü bir araç park ettiğinde tek şeride düşüyorsunuz. Burası 3 olsun şeklinde önerilerimiz oldu, görüşmelerimiz oldu. Yapamadık. Yani yaptıramadık ya hatta. Yani çünkü yetkisiz de değil, iradesiz de değil. Herkesin kendine göre tarzı var. Bir bakıyorsunuz bir belden gelen yol 50 metreden 25 metreye düşmüş. Böyle farklı farklı o bütün yaklaşım olmadığı takdirde şehrin geleceğiyle ilgili planlama yapamıyorsunuz. İşte biraz önce bahsettiğim o Pamukkale'miz, Karayatı'mız dünyada eşi benzer olmayan Pamukkale. Baktığınızda oradaki belediyelerimizin de imkanları belli. Yani gayretleri belli ama imkanları da kısıtlı. Oraya gidip dokunamıyorsunuz. Bu noktada 2004 sürecinde bütün şehirle ilgili bir konu gündemimize geldi. Gerçekten o 5393 sayılı belediye kanunu çerçevesinde 11. maddeye göre biz onu düzenledik. Ama onun öncesinde 2003'te ben belediye meclis üyesi olmadan önce o zaman Sayın Ali Aygören belediye başkanıydı. O dönemde biliyorsunuz yine bütün şehir adı altında Denizli'ye özel kanun çıktı. Ta Katlı'ya kadar varan daha geniş kapsayan bir kanun çıkmıştı. O günkü Cumhurbaşkanımız seçimlere 3-4 ay kalması sebebiyle bir yıl meseleden dolayı her ne kadar gerekçeleri haklı bile olsa diyerek o kanunu meclise iade etmişti. 2003 yılın sanırım Kasım ayında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O gün o kanun çıkarken de birçok Denizli'deki sivil toplum örgütü odalarımız destek anlamında, kanunu destek anlamında imza atmıştı. O günkü baro başkanımız Adil Bey bu konu bana yansıdığında ben başkanımızla görüştüm. O gün belediye değilim, meclis üyesi değilim. Öyle bir şey yok. Yani ortada bir şey yok. Ama Denizli adına, şehir adına bir şeyler yapılması gerekiyor. Adil başkanımızla dedim ki bu Denizli için önemli, bu bütünlük olmalı. Bunu ne yaparız, yapabilir miyiz başkanım diye söylediğimde ilk imzayı Adil başkan
orada attı ve sonra diğer odalarımız da imza atarak Ankara'ya biz bunu istiyoruz. Yani o psikolojik destek anlamında biz varız, Denizli bunu istiyor noktasında mesajlar gönderilmişti. Ama sonuçta yürürlüğe giremedi, iade aldı, kalıp kaldı kanun. Sonrasında bu 5393 sayılı belediye kanununda 11. maddesinin gerekçesine baktığınızda eğer imkanınız olsa o kanunun gerekçesine bence bakın. O kanun yine Denizli özel konmuş bir kanundur. O 11. maddenin gerekçesinde 5 kilometre mesafedeki bütünleşme ile ilgili kanun gerekçesinde der ki Denizli ve Hatay gibi illerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi anlamında, olumsuzlukların kaldırılması anlamının için gibi başlayan bir gerekçenin başlangıcı vardır, sunuşu vardır. Orada gerçekten o 11. maddede Denizli'nin yaşadığı sıkıntıyı tarif eden bir husus var. Ve onun aşılması ile ilgili düzenlemedir. Ve sonuç itibariyle biz 13 belde ve 10 köyle birleşme konusunda meclisimizde karar aldık. O gün meclisimizde Sabahattin Bey vardı, Zafer Bey vardı. Ve orada gerçekten ben kendilerine tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Orada hiçbir siyasi fark gözetmeksizin o aldığımız karar oy birliği olmuştur. Meclisimizden bu 13 belde ve 10 köyün geçmesiyle ilgili oy birliğiyle karar aldık. Bu bir risktir tabii ama arkadaşlar sağ olsunlar herkes bu işe varız dediler. Ve sonuçta o bütün şehir oluştu. 13 belde ve 10 köy bir araya geldi. Ve sonrasında gördüğümüz birçok hizmetler yapıldı. O gün de tabii şunu söylediler. İşte Göveçli'ye, Akan'a, Akkale'ye, Korucu'ya nasıl biz gideceğiz? Nasıl hizmet edilecek? Buraya nasıl belediye gelecek? Bizim belediyemiz kapanıyor mu? Noktasında. Ve bu 13 beldenin 12 tanesi, yanlış hatırlamıyorsam 12'si dava açtı. Danıştay'a dava süreçleri oldu. Ve dava süreçleri sonucunda Başkarşı belediyemiz talebi yerinde görüldü. Davası kabul edildi. Diğer beldeler Danıştay aşamasında yapılan işin doğru olduğu noktasında da karar açıldı. Bu uzun ince bir mücadeleydi ve bu mücadelenin en başından ve sonuna kadar olan birisiyim. Başkan yardımcısı konumda olduğum sürece başından sonuna kadar içinde olduk. Ve gerçekten iyi ki bugün o bütün şehir oldu diyoruz. Çünkü güçlerin birleşmesi gerekiyor. Yani o kümelenmeyi yaratmanız gerekiyor. Artıları daha çok olması için, oradaki personeli daha aktif kullanılması için güçlerin birleşmesi gerekiyor. Kadroların genişlemesi gerekiyor. Yeterli olması gerekiyor. Ve bugün baktığımızda mesela bugün biz Bağbaşı'na olağanüstü hizmet veriyoruz. Altyapı anlamında yağmur suyu hatlarını düşüyoruz. Ve yaptığımız ihale, o yağmur suyu ihalesi 21 trilyondur. Sadece Bağbaşı, Gökpınar, Kayhan kısımdaki o ihalesi 21 trilyondur. Bağbaşı bütçesini 10 yıl hiç dokunmasa, hiçbir yere harcamasa sadece o iş ayırısı ancak yapabilirdi. Şu anda Selva Gazi'de mesela yağmur suyu hatlarını yaptık, içme suyu hatlarını uğraştık, yeniledik. Buna benzer Geriz Deresi var, yani altyapı anlamında söylüyorum. Her yerde parklar, altyapılar, efendim yollar, pazar yerleri noktasında, birçok spor alanı noktasında hizmet ediyoruz. Ve o mahallelere gittiğimizde soruyoruz. Kaygı vardı, soru işareti vardı 3 yıl önce, 4 yıl önce nasıl hizmet gelecek diye. Nereden girdik mi diyorsunuz? Keşke girmeseydik mi diyorsunuz? Yoksa iyi ki Deniz Belediyesi'nin mahallesi mi olmuşuz, mahallesi olmuşuz mu diyorsunuz diye sorduğumuzda ve oradaki muhtarından tüm vatandaşlarımıza kadar konuştuğumuzda iyi ki Deniz Belediyesi'nin mahallesi olmuşuz diyorlar. Ha daha yapacak tabii çok iş var. Daha eksiklerimiz 4 yılda hepsini tamamlamak mümkün değil. Daha yapacak çok işimiz var. Ve gerçekten şehir o değerlendi, toparlandı o bellerin birleşmesiyle. Bütünlük anlamında, tek karar alma anlamında, o ahengi sağlama anlamında bir güzellik oldu. Tabii en büyük kaygı şuydu. Biz su parası yatırmaya efendim belediye mi geleceğiz? Efendim emlak vergisi yatırmaya belediye mi geleceğiz diye böyle günlük kaygılar vardı. Artık belediyemiz, bilgi işlem müdürlüğümüz şu anda Türkiye'de bir numara diyebileceğim noktadır. Ben bunu mütevazilik yapmayacağım. Biz şu anda o Türkiye sistemine girmiş durumdayız. Giren belediyelerin içinde sayılı belediyelerin içindeyiz. Şu anda artık o e-devlet dediğim şeye bağlanabilecek altyapımızın tamamını kurduk. Bugün
kredi kartlarınızla artık her türlü borcunuzu ödeyebilirsiniz. Her türlü şeyi sorgulayıp orada öğrenebilirsiniz. İmar durumu almaktan tutun, oradaki her türlü bilgilere ulaşabilirsiniz. Benim tavsiyem adresi sorgulayıp adresi bulabilirsiniz. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz, o kent bilgi sistemimiz şu anda gerçekten en üst noktadadır Türkiye'de. Ha, oradaki hedef inşallah bir gün iş yeri açma ruhsatları insanlar bilgisayarın başında internet üzerinden alsın, inşaat ruhsatlarını alsın istiyoruz. Ve Türkiye'de, dünyada oraya gidecek zaten. Bunun altyapısını biz hazırız. İnşallah diğer kurumlarla birlikte bağlantı kurulduğunda ticaret odasından kayıt istemeyeceksin. O devlet bağlantısıyla anında alacaksın. Kişilerin belge istemeyeceksin. En son kredi kartına da harçlarını ödeyeceksin internet üzerinden. Sana bir barkod verecek. O barkodu da iş yerine asacaksın. Bizim zabıtadaki arkadaşlar geldiğinde okutacaklar bu barkodu. Bakacak. Evet, bu iş yeri niteliği şuymuş, buymuş gibi. Yani bizim hayallerimiz, hedeflerimiz bunlar. Buna göre arkadaşlar çerçeve belirleyip yürüyüşe geçiyorlar. Sonuçta bütün olmak gerçekten denizimize ücretler kazandırdı ama yetmiyordu. Şimdi denizin, bir önce bahsettiğim ihracat yapan, en çok ihracat yapan 8. iliz. Turist anlamında 5. iliz. Sosyoekonomik ve gelişmişlik değerlerine baktığında denizimiz 10. ile 9. arasında gidip geliyor. 9. oluyor, 10. oluyor. Ama düne kadar Türkiye'de 16 tane büyük şehir vardı. Bu 16 büyük şehir içinde yokuz. Her yerde 8'desin, 10'dasın, 5'tesin ama 16 tane büyük şehir var. O 16 büyük şehir içinde değilsin. Bu denizde yapılmış bir haksızlıktı. Niçin haksızlık? Her yerde onu örneğe veriyorum. Şimdi Erzurum belki bizim nüfusumuzun yarısı kadar nüfusa sahip olan bir. Eskişehir, Samsun bizim ayarımızda veya bizim altımızdaydı. Belki o büyük şehir olduğunda belki bizden de küçüktü. Ama o denizin parçalanmışlığı, 13 tane ayrı belediyenin olması, şunu tekrar 2004'te veya 2007'de, 2008'de denize girerken levhada ne yazardı? Nüfus 275 bin yazardı mı? Hatırlıyor musun? 275 bin yazdı bir ara. Sonra 325 bin yazdı. O Denizli Belediyesi'nin nüfusunu yazıyor. Kanun öyle. Yani Denizli Belediyesi'nin nüfusunu yazıyor. Kınıklı dahil değil, Gümüşler dahil değil, Bağbaşı dahil değil. Yani o çevredeki beldeler buna dahil değil. Ankara'ya yaptığımız yerlerde şöyle söylüyorum. Bizim her ne kadar girişte 325 bin gözükse de bizim nüfusumuz şudur. Bak bunlar bize sınırdır diye dilimde tüy bitiyor anlatmak. Ama önünde rakam olduğunda anlatmaya gerek yok. Vatandaş tabii oradaki arkadaşlar da onu anlaması, kavraması da çok zor. Nasıl yani gibi bakılabiliyor. Ve bu bütün şehir olmakla birlikte ne oldu nüfusumuz? 512 bin yazıyor şimdi. Direkt bizim nüfus mu arttı? Yani 325 binden 512 binin nüfus mu arttı? Hayır. Bu katılmakla beraber. Şimdi Ankara'ya gittiğiniz zaman diyorsunuz biz 512 bin nüfusumuz sahibiz. Erzurum şu, Samsun bu, Eskişehir şu. Sakarya büyük şehir. Ha belki özelliğinden dolayı o depremsellik anlamında deprem olmasından sonra yapılan bir iş. Sonuçta maalesef o 16 tane büyük şehir içine girememişiz. Ve en son 93 yılında Diyarbakır, Samsun, Eskişehir, Erzurum en büyük şehir yapan kısım o zaman. Şimdi niçin büyük şehir? Ne getirecek denize? Ben öncelikle parasal konusunu anlatmak istiyorum. Şimdi Erzurum'da vatandaş gidip ekmek alıyor. Gaz alıyor, benzin alıyor, sigara alıyor, işte gömlek alıyor, çocuğuna ayakkabı alıyor. İçinde biliyorsunuz KDV'sinden birçok örtülü vergiler var, dolaylı vergiler var. Veya iş adamlarımız gelir vergisi ödüyor, kurumlar vergisi ödüyor. Veya vatandaşlarımız, esnafımız gelir vergisi ödüyor. Sizler de, avukat arkadaşlar da işte gelir vergisi ödüyorsunuz. Bunlar bu toplanan vergiler nereye gidiyor? Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya giden vergiler Erzurum'dan da Ankara'ya gidiyor, Denizli'den de Ankara'ya gidiyor. Ama Erzurum büyük şehir olduğu için, yapılan kanun da o çerçevede büyük şehir olduğu için, o toplanan vergilerin %6'sı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılıyor. Bugünkü verilerin üzerine artı olarak, artı. Hiç terlemeden o toplanan vergiler Ankara'dan Erzurum'a geri geliyor. Denizli'ye geliyor mu? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Büyükşehir değilsiniz. Kanun öyle düzenlemiş. Şimdi
Denizli'nin bu %6'sı iade edildiğinde, geri geldiğinde ne olacak? 2011 rakamlarına göre 100 milyonun üzerinde tutuyor %6. 1 milyar 600 kusur milyon vergi ödemiş Denizli. KDV'si, her türlü vergi, örtülü, ÖTV'si, her şeyi düşünün. Giden vergi, bunun %6'sı geri geldiğinde yılda 100 milyonun üzerine, eski parayla 100 trilyonun üzerinde Denizli'nin ödemiş olduğu vergi geri gelecek. Biz esas bunun peşindeyiz. Bu 100 trilyon para da ciddi bir para. Hele de mevcut sabit giderlerimiz üzerine ilave gelen bir 100 bin lira, 100 milyon lira, bu direkt belki %90'ın, %80'in yatırıma gidecek olan para. O 100 milyon da siz 12, bugüne kadar yapılmış olan köprü kavşaklarının tamamının 12-13 tane köprü kavşağı bir yılda yapabilecek para. Böyle bir kaynak. Esas işin başlangıcı, yürüyüşü bu. Bu haksızlığı 6-7 yıl önce gerçekten Nihat Başkanımız da, ben huzurunuza teşekkür ediyorum bu yabında, devamlı dile getirdi. Ankara'ya gittiğimiz ziyaretlerde gördüğümüz bakana, başbakanımıza defalarca, yani her gelişimde defalarca dile getirildi. Sonuçta bu denizin talebin haklı olduğu görüldü ve bugün eğer Türkiye'de büyükşehirle ilgili bir gündem varsa bu denizin haklılığı ve denizin ısrarı sonucu bu büyükşehir olayı Türkiye'nin gündemine gelmiştir. Net söylüyorum. Orada birçok risklere girildi. Tabi bugün hepsini paylaşmak mümkün değil. Birçoğuna tanık olan bir kişiyim ve gerçekten Denizli adına orada ısrarlı davranma ve hakkını alma konusunda olağanüstü gayret sarf edildi. Niçin? İşte Erzurum'un 20 yıldır aldığı 100 milyon, her yıl 100 milyon. Nedir? 2 milyar. Eski parayla 2 katrilyon para. Artık zararı neresine dönersek düşüncesiyle bu inşallah 2014'ün 30 Mart'tan sonra bu vergilerimiz, ödemiş olduğumuz vergilerin %6'sı artık Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne gelmeye başlayacak. Tabi bununla beraber Büyükşehir yapılanmada da farklılıklar var. Artık Büyükşehir Genel Sekreterliği getiriliyor. Genel Sekreter yardımcıları var. Belediye Başkanı'nın 5 tane atacağı danışmanı var. Efendim işte bir DESKİ kurulacak yani. Denizli Su Kanal İdaresi gibi DESKİ'ler kurulacak. DESKİ kurulacak. Nasıl İstanbul'da İSKİ varsa, Ankara'da ASKİ varsa Denizli'de DESKİ'si olacak. Su kanal işlerini sadece o birim bakacak. Genel müdürler olacak. Yani buraya bir görevli getirdiğinizde veya görev verdiğiniz personeli ilave şeyler veremiyorsunuz kanun gereği. Bugün mühendis arkadaşa ben müdür yaptığım zaman aldığı ilave ücret belki 100 lira, 200 lira. Yani müdürlüğün çok büyük riskleri var. Ama büyük şehir olduğunuz zaman siz onu daire başkanı yaptığınızda, genel sekreter yardımcısı yaptığınızda, genel sekreter yaptığınızda, genel müdür yaptığınızda, genel müdür yaptığınızda buradaki genel müdür neyse Ankara'daki genel müdüre eş düzeydeki bir haklara sahip. Böyle bir sistem var. Onun için hem yereldeki denizdeki arkadaşlara görev verdiğinizde onları motive etme anlamında, güç verme anlamında artılar getiriyor. Artı eğer çok vasıflı bir kişi varsa bunu Denizli'de değerlendirmek istiyorsanız onu da getirebilmenin imkanları, yolları açılmış oluyor. Bunun ayrı bir boyutu. Tabii büyükşehir sistemi daha önce pergel yasası dediğimiz bir kilometre vardı. Ve o kilometreye göre iki köyün arasından geçen çizgi bir köyü büyükşehir yapıyor, bir köyü bir büyükşehir yapmıyordu. Başbakanımızın özellikle yapmış olduğumuz toplantılarda büyükşehirin artık tüm ili kapsaması gerektiğini. Çünkü şehirlerin merkezleri gelişiyor. Merkezleri yükseliyor. Ama ilçe belediyeleri, diğer ilçe belediyeleri, diğer beldeler ve köyler aşağıda kalıyor. İmkanlar belli, yetkiler belli. Oralara çok fazla dokunamıyorsunuz. Bir il kalkınacaksa topyekun kalkınmalı. Bir il ayağa kalkacaksa hep beraber ayağa kalkmalı. Sonuçta hepimiz kardeşsek, hepimiz bir arada yaşama iradesine sahipsek tüm şehrin aynı imkanları donatmamız gerekiyor. Köyde yaşayan bir vatandaşımız da belediye imkanlarından yararlanması gerekiyor. Belediye yaşayan insanlarımız da yararlanması gerekiyor. Ve şunu umuyorum, kısa süre sonra, 3-4 yıl sonra belki denizden geriye doğru göç bile başlayabilir. Bu
belli yaş üstünde ilgili söylüyorum. Yani bir emeklilikle ilgili belli noktaya geldiğinizde insanlar köyüne, beldesine gittiğinde orada imar anlamında, imkan anlamında denizde bulduğu birçok şeyi orada bulabilir hale geldiğinde, ulaşım anlamında güzelliğe kavuştuğunda insanlarımız 12 ay bile olmasa 7-8 ayını o yerlerde yaşama, oraya da bir hareket ek getirme, ekonomik anlamda bir hareket ek getirme imkanı da olacak. Sonuçta şehir tümden ayağa kalksın noktasında bir başbakanımızın da bakışı bu olması sebebiyle il düzeyinde büyük şehir oldu. Bu sadece Denizli Belediyesi'ne ait değil, Denizli'ye ait değil. İstanbul Kocaeli biliyorsunuz uzun süreden beri sınırların tamamı büyük şehir. Kocaeli'de köy yoktur. İstanbul'da köy yoktur, belde yoktur, belde belediyesi yoktur ve orada denemeleri yapılmıştır. Bu şimdi 13 belediye ile birlikte toplam 29 belediyemiz, büyükşehir belediyemiz tüm il sınırları olacak. Antep de artık il sınırı olacak, Konya'da il sınırı olacak, Denizli'de il sınırı olacak. Sadece Denizli özel il sınırı yapalım şeklinde özel bir karar değildir. İnşallah bu il sınırı olduğunda kafada şu soru işaretleri var. Birkaç yerde de sohbet oldu. Sanki diyelim ki Tavas belediyesi kalkıyormuş gibi, ilçe belediyesi kalkıyormuş gibi veya Çivril veya Buldan'daki belediyeler kalkıyormuş gibi algılanıyor. Şimdi orada ilçe belediyeleri olmaya devam edecek. Tavas ilçe belediyesi olacak, Çivril ilçe belediyesi olacak, Çamlıca ilçe belediyesi olacak, Buldan, Saraköy ilçe belediyeleri olacak. Ve bu ilçe belediyeleri oradaki vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak. Nedir o günlük ihtiyaçları? Bir kere o yerin temizliğini yapacak. Çöp toplama görevleri o ilçe belediyelerimize ait. Oradaki belde, köy ve kendi mahalle olan, eski mahalle olan tüm yerlerin temizliğini yapacak. İkincisi, oradaki inşaat mutfaklarını o ilçe belediyesi verecek. Denizli falan büyük şehir gelip de insanlar inşaatla ilgili izin almak gibi bir şey söz konusu değil. O ilçede alınacak. İş yeri açma ruhsatı noktasında o ilçe belediyesinden iş yeri açma ruhsatı alacak vatandaşlarımız. Denizli'ye gelmek gibi bir Çamayel'in Galındoz köyünden, Kirazlı Yaylası'ndan Denizli'ye gelip de iş yeri açma ruhsatı veya inşaatla ilgili ruhsat alması mümkün değil. Gidip Güney'in Ertuğrul köyü buraya gelmeyecek. O ilçesinde onu çözecek. Büyükşehir zabıta hizmetlerine ilçeyi verecek. Büyükşehir ne yapacak? Esas Büyükşehir'in ana görevi büyük proje ve parasal ağırlığı ve yapılması zor olan işte tüm illerde olduğu gibi Büyükşehir'e ait. Nedir? Kanalizasyon hizmetleri, içme suyu, yağmur suyu gibi hizmetler, altyapı hizmetleri, köydekini de Büyükşehir verecek, belde de Büyükşehir verecek, o ilçenin merkezindekini de Büyükşehir verecek, Denizli merkezindeki bu hizmetleri o Büyükşehir verecek. O dediğimiz DESKİ, Denizli Su Kanal İdaresi, gidip Denizli'nin tüm yerindeki içme suyunun sorununu çözecek, kanalizasyon sorununu çözecek, atık su arıtma tesisini çözecek. Denizli Belediyesi mesela düzenli katı atık depolama tesislerini Büyükşehir yapacak, çöpleri ilçelere toplayacak ama bertaraf tesislerini Büyükşehir kuracak. İtfaiye hizmetleri, itfaiye hizmetlerini Büyükşehir verecek. Şu anda bir belde belediyesinde itfaiye vardır, birçoğunda var itfaiye aracı. Gerçekten bize de zaman zaman gelirler. İşte kullanmadığınız varsa diye istenir. Biz verme konusunda gayret ederiz. Ama o araçlar nasıl kullanılır? Gece yangın olduğunda, çünkü 24 saat nöbet esası yoktur. 24 saat başında nöbet tutmamışlardır. Gece yangın olduğunda o nöbetçiyi veya o işi bakan vatandaşı bulacaksın, ulaşacaksın. Uyandıracaksın. O arkadaş pijamalarını çıkaracak, kıyafetlerini giyecek, itfaiyenin olduğu yere gelecek. İtfaiyeler sık sık kullanılmazsa o itfaiyeyi boş bırakmak durumdasın. Su da dolu olmaz itfaiye araçları. Çünkü bu sefer tekerler işe yaramaz hale gelir. Tonajlı tutamazsınız, boş tutarsınız. İtfaiyenize su dolduracaksınız, yangını gidip söndüreceksiniz kaldıysa. Çünkü normalde standartlarda 3 ile 4 dakika arasında yangına ulaşmanız lazım. Eğer 3-4 dakika içinde ulaşamazsınız,
Hele 5 dakika geçtiyse o yangına gitmenize gerek yok. Çünkü şifre kalmamıştır. Eğer içeride canlı varsa ölmüştür. Bina yapı varsa da yanıp kül olmuştur. 3-4 dakika içinde, en fazla 5 dakika içinde yangına ulaşmanız lazım. Yani bu dediğim standartlarda bir beldede bir itfaiye aracının olması o beldenin itfaiye hizmetleri veriliyor anlamına gelmiyor. Bizim burada Denizli merkezde itfaiye olarak bizim 7 noktamız var. 7 noktada Denizli merkezi hizmet veriyoruz. Bir noktadan değil. Niye 7 noktadan hizmet veriyoruz? Çünkü herkesin kendine göre görev alanı ve dakika hesabı vardır. En uç noktaya ne kadar sürede işte 3 dakikada gidebilir hesapları vardır. Ve Denizli merkezde 7 noktada itfaiye hizmetleri verilir. Hangisi yakınsa anında oraya gider ve bu 7 noktada 24 saat nöbetçiler vardır. Araçlarımız sık kullanıldığı için araçlarda doğru vaziyette bekler. Şimdi bir ilçeye gittiğimizde orada ilçenin özelliğine göre, büyüklüğüne göre, ulaşım aksılarına göre orada bizim bir, en az bir, ihtiyaç varsa 2 ve 3 noktada itfaiye birimleri, hizmet merkezleri kurmak zorunda büyükşehir. Orada can ve mal güvenliğini sağlamak istiyorsa. İşte oradaki işte hizmet kalitesi arttırmış oluyor büyükşehir. Orada 24 saat bekleyecek, ihbar geldiğinde anında 3-4 dakika içinde oraya yangına ulaşacak. Buna benzer birçok projeler, tabi belediyenin yapmış olduğu tüm işleri de büyükşehir yapabiliyor. Efendim ilçe belediyeleri yapabiliyor ama ağırlığı işte büyük parklar, ana bulvarlar. Bunlar hep büyükşehirin görevleri. İşte o köy yolu bağlantılarının asfaltlanması, şehrin ana caddelerinin asfaltlanması gibi olayların birçok işler yine büyükşehirde kalmaya devam ediyor. Şimdi Denizli merkez ne oldu? Denizli çünkü büyükşehir olduğunda her yerin bir ilçesi olmalı. Nasıl Tavas'ın bağlı mahalleler varsa, Çivri'ye bağlı mahalleler varsa, Sevrisar bağlı mahalleler varsa, Güney'e bağlı mahalleler varsa, merkezdeki mahallelerimizin de bağlı olduğu bir ilçe kurulması gerekiyor. Şimdi İstanbul'da birçok ilçeler vardır. İşte Fatih vardır, Beşiktaş vardır, Eyüp vardır, Şişli vardır. Ve İstanbul'un bir mahallesi mutlaka bir ilçeye bağlıdır. Denizli merkezinde de bir ilçeye bağlı olmak durum vardır. Sistem o çünkü. Çerçeve o. Denizli'nizde de 2 tane ilçe kurulması öngörüldü. Bazı küçük yerlerde mesela Aydın'da, Muğla'da tek ilçe kuruldu. Merkezde tek ilçe kuruldu. Ama Denizli'nin merkezin büyük olması sebebiyle biz 2 veya 3 noktasında, özellikle 3 noktasında da düşünüyordum. Ama çok fazla da Ankara'da yapmış olduğu görüşlerde çok fazla dağınık olmaması gerektiği, bütünlüğünü kaybetmemesi gerekiyor. 2 ilçe noktasına geldik. Bu 2 ilçenin isimleri birisi Pamukkale, birisi de Merkez Efendi. Şimdi Pamukkale'yi anlatmaya gerek yok. Pamukkale dünya markası. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bizim bir değerimiz. Ve isim konusunda Pamukkale olmasını bu noktada olumlu olduğunu düşünüyorum. İkincisi de Merkez Efendi. Merkez Efendi ismini duyardık. Belediyeye girmeden önce de duyardık ama detayların derinliğini bilemezdik. İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi vardır. Orada Murat Bey var, belediye başkanımız. Sağ olsun. Çok başarılı, çalışkan bir başkanımız. Orada Merkez Efendi Mahallesi var Zeytinburnu'da. Ve orada Zeytinburnu Mezarlığı'nda şu anda türbesi var Merkez Efendi'nin ve orada camisi var. O Merkez Efendi bizim de mahallesi var. Aslında unutulmuş da değiliz. Unutulmuş değil. Öncekiler başkanlarımız onu isimlememiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Nihat Başkanımız Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'na gelmişti. O Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'na geldiğinde bir bina tahsis edilmesi gerekiyordu. Zeytinburnu Belediyesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne o Zeytinburnu mezarlığının yanında bir güzel bir bina tahsis etti. O bina gidildiğinde o binayla Türk Dünyası Belediyeler Birliği binasıyla Merkez Efendi'nin camisi ve türbesi 50 ile 100 metre arasında mesafe. Orada Denizli ile Merkez Efendi tekrar kavuştu. Ben de ziyaret ettim. Ve Zeytinburnu 13 yıldır şifalı bitkiler,
geleneksel tıp adı altında sempozyumlar, festivaller düzenliyor. Merkez Efendimiz'in yapmış olduğu eserleri noktasında onun şeyinde bir kimlik yaratmaya çalışıyor, sahip çıkmış. Dedik ki biz Denizli Belediyesi olarak biz bunu dahil olmak istiyoruz. Çünkü Merkez Efendi Denizli dünyaya gelmiş. Gençliğinde İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da eğitimlerini tamamladıktan sonra orada sarayda Kanuni döneminde görev yapıyor. Ve bir ara Manisa'ya gönderiliyor. 3-4 yıl Manisa'da kalıyor. Orada Hafize Sultan, Kanuni'nin annesi, onun tedavisini gerçekleştiriyor. O tedavi yöntemi, işte o baharatla yapılan o mesil macununu ortaya koyan ve Manisa'da her zaman mesil macunu ismi anılır dağıtılan şeyi yapan Merkez Efendi. Merkez Efendi ve dedi ki bu bizim değerimizi sahip tutmamız gerekiyor. Ve son iki yıl festivali birlikte yaptık. Zeytinburnu Belediyesi. Denizli dünyaya geldiği için önce Denizli'de Merkez Efendi ile ilgili, o şifalı bitkilerle ilgili, geleneksel tıpla ilgili başlangıç yapıyoruz. Zeytinburnu'na gidip orada devam ediyoruz. İnşallah bir gün de Manisa'da, üçüncü ayakta Manisa'da olur. Sonuçta Merkez Efendi ismi de oradan gelmektedir. Bu bizim sonuçta Denizli'mizde yetişen, toprakla yetişen bir değerimizdir. O değerin de kaybolmaması adına, sahip çıkılması adına o isim verilmiştir. Şimdi bu noktada sınırlar nasıl olmuştur? Sınırlar da bizim Denizli'mizi ikiye ayıran, doğal sınır haline gelmiş olan nedir? Askeri alandır. Asker alan ikiye ayırdığı için içerisinden yol yapıldı, askerin geçiş yolu yapıldı. Gerçekten Denizli'mizi böyle ikiye bölmüş durumda olan bir alandır asker alan. O asker alanın ucundan başlayarak eğer sınırları havzamızın canlanması açısından ben şöyle hızlı bir şekilde güzergahtan geçecek. Söylediğim güzergahın sağ tarafı Pamukkale'dir, sol tarafı Merkez Efendi'dir. Şimdi askeri ucun kısmından aşağı doğru indiğimizde lise kavşağına geliyoruz. Sağ taraf Pamukkale, sol taraf Merkez Efendi. Lise kavşağından Delikçınar'a geliyoruz. Delikçınar'dan Gazi Bulvarı'ndan Valiliğe geliyoruz. Valilikten İstasyon Caddesi'ne istasyona iniyoruz. İstasyondan sağa dönerek şu andaki terminalimizin önünden geçerek üçgenden Ankara yolu giriyoruz. Ankara yolunda Pamukkale o Leodike kavşağını biliyorsunuz. Leodike kavşağından o Çer yolundan sola gidiyoruz ve Zorlu'nun olduğu yere kadar ulaşıyoruz. Bu dediğim aksın sağ tarafı Pamukkale, sol tarafı Merkez Efendi. Aşağı yukarı nüfusları denktir. 15-20 bin gibi bir nüfus farkı var. Pamukkale biraz daha büyük gibi gözüküyor nüfus itibariyle. Ama Merkez Efendi'de konut anlamında gelişme bölgesi olması sebebiyle birkaç yıl sonra Merkez Efendi'nin daha büyük hale geleceğini ben öngörüyorum. Sonuçta burada kriter, tek kriter budur. Bunun dışında herhangi bir kriter bakılmaksızın denizin ikiye bölünmesi gerekiyordu. Bu bölümde de birçok eleştiriler geldi ama bence bu haksızdı. Denizli'yi işte nasıl ikiye bölmek lazım? Daha ideal nedir? Her bölünen şeyde bir şeyler söyleyebilir. Mesela bir öneri geldi. Dediler ki işte Antalya yolundan İzmir yolunun aşağısına bir ilçe yapalım, yukarısına bir ilçe yapalım diye niye böyle olmadığı gibi eleştiriler geldi. Şudur, biz her ilçe içinde her türlü sosyoekonomik durumda olan gelişmişlik anlamında çeşitlilik olsun. Alt gelir grubu insanımız da olsun, üst gelir grubu insanımız da olsun. Yani orada yarın bir Pamukkale veya Merkez Efendi ilçe belediyesinin belediye başkanı o dengeyi sağlasın. Orada sadece üst gelir grubu olan insanların bir arada olmak var veya karma olmak var veya sadece alt gelir grubu olan bir belediye noktasında olmamalı. İki tarafında, iki içinde hem üst gelir grubundan hem alt gelir grubundan bir karma, yani Denizli'yi rengini veren, Denizli'yi ve insanımızın o tüm katmanlarını gösteren bir yapı olsun düşüncesiyle bu askeri alanında bir doğal sınır olarak görürsek eğer, bir aksi olarak görürsek oradan bu şekilde ayrılmıştır. Nüfuslar da denktir. Bu sınır çok rahat tarif edilen bir sınırdır. Yani sokaklardan falan böyle içeri girerek, çıkararak yapılmış bir sınır da değildir.
Büyükşehir birçok daha değişik artılar getiriyor. En azından psikolojik olarak artı getiriyor. Artık Denizli hak ettiğini aldı diyoruz. Yani hak etmişti, 20 yıldır hak etmişti, belki 30 yıl hak etmişti, aldı. Bu büyükşehirle ilgili bir sohbetimde bir iş adamımız dedi ki, ben bu işi çok seviyorum dedi. Niye seviyorsun, niye? Ya sana ne getirecek diye sorduğumda dedi ki, biz bayilik sistemimiz var, bayiliğimiz var. Biz toplantılarda İstanbul'da veya başka yerde toplandığımızda büyük şehirleri ayrı toplarlar, il belediyelerini ayrı toplarlar. Ben işte Isparta'yla, Iğdır'la, Düzce'yle, Burdur'la, efendim birçok ille aynı noktada bir toplantıya katılırım. Ama işte Sakarya, İstanbul, İzmir, Erzurum, Eskişehir, onlar büyükşehir noktasında toplantıya katılırlar. Onlara sunulan imkanlar daha farklıdır. Beraber olduğu insanlar daha farklıdır. Ben artık dedi bundan sonra büyükşehir sınıfını geçiyorum. O büyükşehirle ilgili yapan toplantılarda olacağım dedi. Yani bunun çok daha artlarını göreceğiz. Nasıl o 2009'da 13 belde ve 10 köyün birleşmesinde başlangıcında birçok kaygılar vardı, birçok soru işaretleri vardı. Acaba işte Göveşli hizmet gider mi dendi. En son gittiniz mi bilmiyorum Göveşlik yolumuzu. Gayet güzel oldu. Yani Göveşli'nin onu yapması mümkün değil. Erdoğan Bey vardı orada, Erdoğan Akman Belediye Başkanı. Yine işte birkaç hafta önce sohbet ettik. Şu an bizim meclis üyemiz, danışmanlığımızı yapıyor. O Göveşlik Belediye Başkanı iken, 2004'ten sonra şey diyorum, bir tane makinesi vardı. Yani aylarca o bir çukur var. Hatırlar mısınız? Eski Göveşlik'ten şöyle inersiniz, sonra çıkarsınız. Bir çukur vardı. Onu doldurunca kadar, öbür tepeyi düzeltinceye kadar belki 6-7 ay, 8 ay en son bizden araç istedi, biz de takviye ettik, bir kısmen düzeltilmişti. Yani imkan meselesi. İnşallah o imkanlar bir araya gelecek. Ve belde belediyelerin kapanması tabii manevi anlamda baktığınız zaman, ilk önce duygusal anlamda baktığınız zaman bir burukluk yaratabilir. Olabilir yani. Bunu ben saygıyla karşılıyorum ama hizmet noktasında baktığınızda isminizin, ünvanınızın ne olduğunu bence hiç de önemi yoktur. Bir belediye ilçe de diyebilirsiniz, köyde diyebilirsiniz, mahallede diyebilirsiniz, il de diyebilirsiniz. Ama oradaki insanlara hangi hizmeti sunuyorsunuz, onların hangi derdini çözmüşsünüz, hangi ihtiyacını karşılamışsınız, bence o daha önemli. Bir yer mahalle olur ama tüm sorunları çözüldüyse ilçe olmaya bedel midir? Bence ilçe olmak yerine sorunlar çözülmüş bir mahalle olmak daha iyidir diye düşünüyorum. O köylerimize hizmet gider mi noktasında kaygılar var. Kafada soru işaretleri onlar. En çok sorulan şeylerde. O köylerimize bugün kim hizmet veriyor? O köylerimize özel idare hizmet veriyor. İlgen mesleğimiz var. İlgen mesleği aracıyla da özel idare hizmet veriyor. Özel idare bizim merkezi neresi? Denizli. Denizli'den 360 tane köye hizmet götürülüyor. Getirilmeye çalışıyor imkanlar çerçevesinde. Bugün yine büyükşehir orayı altyapı ve köprü yatırımları hizmetlerini götürecek. Ama sadece büyükşehir değil, bağlı olduğu ilçe belediyesi de oraya hizmet götürecek. Yani artık iki hizmet götüren var o köylere. Belediyelerimizin imkanları belli. Personel maaşlarını zor öderler. Gerçekten birçoğu Ankara'ya gelerek kaynak arayışlarında olurlar. Sayın vekilimiz var burada. Onun döneminde de biz gerçekten beraber çalıştığımız bir abimiz. Hiç eksik olmaz. Yani gelirler, odada çok karşılaştık. Orada birçok destek anlamında kendi bellerine hizmet edebilmek gayreti, heyecanıyla, gayretiyle çırpınırlar. Ama yok, imkan yok. Çünkü 800 nüfus, 900 nüfus, 1000 nüfuslu yerlerin kümelenmesi ve gelen gelirleri her yere aynı nüfus başına gönderdiğiniz için çok fazla kümelenme de olmuyor. Bu noktada artık gidip oraya güzel bir hizmet verdiğinizde, orada sorunu çözdüğünüzde ve insanların günlük ihtiyaçlarını ilçeden ve biraz söylediğim o bilgi işlem ağıyla birlikte de geliştirdiğinizde, gerekirse o büyük bellerde birimler kurmanız gerekiyor. Orada hizmet merkezleri kurmanız gerekiyor. Günlük ihtiyaçları karşılama anlamında. O nokta bu sıkıntısız aşılacaktır ama dönüşümler, değişimler zordur. Yani bunun mutlaka eksikleri olacaktır. Kanun düzenlemesinde de eksikler çıkabilir, fazlalıklar çıkabilir, yürüyüşte ihtiyaçlar farklılaşabilir. Bunu artık iyi yöneticilerle, orada işbirliğiyle
gerekirse yeni kanuni eklemelerle o eksikleri de giderilerek, işte bir ticaret kanunu çıktığında arkasında birçok eksik çıkıyor. Ceza kanunu çıktı, birçok eksik çıktı. Yani bütün kanunlar da öyledir. Yani bir kanun çıktıktan sonra arkasından mutlaka birkaç yıl sonra uygulamadaki aksaklıklarla ilgili hususlarda düzeltmeler gelir. Büyükşehir Belediye Kanunu'nda biz de içinde bizzat bulunduk. Bakanlarımızla, genel müdürlerle bunların ne olması gerektiğini, işte su fiyatlarıyla ilgili, o harçlarla ilgili birçok noktayı öneren taraftayız biz. Bunlar olmalıdır, bu hassasiyetler olmalıdır diyen taraftayız. Ama tabii bir de kendi ayakları üzerinde durabilen bellerimiz var mıydı? Vardı. Yani nüfusu itibariyle yüksek olan bellerimiz vardı. Ama sistem tek kurulduğu için artık belde statüsü kalktığında belki kendi ayakları üzerinde durabilen denizimizde 3-5 tane beldemiz vardı. Onların da bu mahalleye dönüşmesi söz konusu oldu. Mutlaka o bellerde büyük hizmetler alacaktır. Şimdi köy daha önce ne yapıyordu? Köyler sadece muhtarlığa oy veriyordu. Bir il gelmesine oy veriyordu. Köyde insanlar oraya oy veriyordu. Şimdi köyümüzde yaşayan bir vatandaşımız bir, kendisi mahalle olduğu için mahalle muhtarı seçecek. Köy muhtarı yerine mahalle muhtarı seçecek. Mahalle muhtarına oy verecek. Sonra ilçe belediye başkanına oy verecek. Oradaki kendisi hizmet edici olan ilçe belediye başkanına oy verecek. 3. İlçe belediye meclis üyesine oy verecek. 4. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'na oy verecek. Yani aslında o köyde yaşayan ve beldede yaşayan vatandaşlarımızın aslında demokratik katılımını da aslında arttırmış oluyoruz. Onların da tercihlerini almış oluyoruz. Denizli'nin hizmetçi olan veya şu an merkezde olan belediyeyi de aslında seçer hale getiriyoruz o köydeki beldede yaşayan insanlarımız. Mutlaka dönüşümde, gelişimde, değişimde sancılar olacaktır ama iyi niyetle, gayretle yapıldığında bu denizimizin kazanımıdır. En azından biraz önce bahsettiğim parasal anlamda kazanımdır. Ben bugüne kadar şunu biliyorum ki tüm partiler denizin büyük şehir olması konusunda söz söyledi. Gayretleri oldu. Tüm milletvekillerimiz gayretli oldu. Yakından bildiğim Mehmet Gözkaya abimizin de gayretleri oldu. Biliyorum. Belediye başkanlarımız, geçmişte tüm belediye başkanlarımız da gayret etti. Ama şartlar bir araya gelmedi, olmadı. Mutlaka onun da haklı gelişleri vardır. Ama gayret edildi. O su ve mermerin üzerinde devamlı damladı. Denizli her zaman bunu istedi. 20 yıldır, 25 yıldır Denizli büyük şehri istedi. Ve bugün o istek sonuca ulaştı ve nokta kondu. Bunu alıp bizim hep birlikte tüm kimliklerimizden ayrılarak bir bayram havasında, güzellikler havasında bunu hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce söylediğim artılarla birlikte hissetmemiz gerekiyor. Bunun tüm siyasi düşüncelerden ayrı tutarak Denizli ortak paydasında, Denizli'nin menfaatleri noktasında bir araya gelip bu güzellikleri paylaşmamız gerekiyor. Eksikler, artıları tekrar beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İşte yarın bir Ankara'da mesela toplantımız var. Biz konuşuyoruz. Konuştuklarımızı, burada aldıklarımızı yarın Ankara'da şunlar şunlar diye söyleme imkanlarımız var. Hep bunlar her konuştan not alınıyor, her konuştan mutlaka yetkili yerlere iletiliyor. Bu tabii kümelenmesi gerekiyor. Efendim o taleplerin, her ilden gelen taleplerin yoğunlaşması gerekiyor ki ihtiyaçla birlikte de o büyük şehir içinde varsa eksikler artar, giderilmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, duygusal anlamda ve manevi değerler anlamındaki dışında beldelerimiz ve köylerimiz bugünden almış olduğu hizmetlerden daha iyisi alacağına ben eminim. 3-4 yıl sonra nasıl bugün o çevre beldeler iyi ki Deniz Belediyesi mahalle olmuşuz diye söyletebiliyorsak 3-4 yıl sonra da inşallah Denizli iyi ki büyük şehir olmuş, iyi ki il sınırlarıyla büyük şehir olmuş dedirtmemiz gerekiyor. Hizmetlerimiz ve imkanlarımızın o şekilde planlanması gerekiyor. İmkanlar gelecek. Hizmetle ilgili de gayret olduğunda el birliğiyle tüm deniz olarak gayret ettiğimizde onu söyletmek ve vatandaşımızın ihtiyacını gidermek bizim için hedeftir. İnşallah o hedefe deniz olarak yürürüz. Ama bunun Denizli'nin ortak paydası, Denizli'nin milli meselesi olarak görmek lazım. Bu güzelliği içimize hissederek, sindirerek yaşamamız gerekiyor. Yani ihtiyacımız var. Yani Denizli'nin başarıya ihtiyacı var. Alkışa ihtiyacı var. Beraber mutlu olmaya ihtiyacı var. Çünkü o motivasyon bizi üretimimizi arttırır, yürüyüşümüzü değiştirir. Kendi özgüvenimizi arttırır. Birbirimizi
Denizli olarak aşağı çekmek yerine biraz daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Ben tekrar beni sabırla dinleniz. Belki biraz uzattım bilemiyorum. Çok sizlerle sohbet edememiştik. İlk defa belki bir genel çerçevede sohbet etme imkanı buldum. Ben bu sabrınızdan dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili, konuyla ilgili sorular varsa cevaplamaya gayret edeceğim. Sayın Başkanım, buyur Sayın Yönetim. Abi lütfen, lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Temel hatta olarak bir şey söyleyeyim. Elbette ki Denizli Büyükşehir olmaktan dolayı büyük bir kullanç bulunuyor. Onu belirtelemeyeceğim. Ben kısa kısa cevap vermek üzere birkaç soru soracağım. Evet. Şimdi Denizli'nin mahalle şeye girmediğimiz için, yani Denizli'nin İçişleri'yle ilgili de Berbat'a giremediğimiz için ama öğrenmek gerektiğini şey yapıyorum. Bu otopark sorunu Denizli'nin en büyük sorunlarımızdan biri. Mahalleler, sokaklar otopark gibi görünüyor. Bu yönde ne gibi faaliyetlerimiz var? Çok kısa ve özetli olarak diyorum. İkincisi, bu kömür meselesi var Denizli'nin. Bu kenar mahalle dediğim Sevilli, Karşıkalı, Suat'ta vesaire gibi yerlerde zannediyorum kale kömürü kullanıyor. Çünkü ithal kömür pahalı. Bu sebeple bunu doğal gaz bu semtlerde gelecek mi? Bugün bir önce bir çalışma var. Çok kısa olarak özet olarak. Bir de büyükşehir bir vatandaşta şöyle bir algı var. Büyükşehir olunca vergilerde ve belediye hizmetlerinden dolayı ödenen paralarda artışlar olacak. Yani belediye imkanlar sağlayacak ama bir de hizmetler gelebilir diye vatandaşlar, özellikle orta sınıf vatandaşlar. Zaten büyüklerin bu işlerle ilgisi yok da şey yapıyor. Bu konuda çok kısa bir bilgi rica ediyorum. Şimdi Büyükşehir'e gelecek 100 trilyondan ilçe belediyelerine para verilecek mi? Yoksa ilçe belediyeleri şeydeki gibi, yeni ve eski düzendeki gibi İller Bankası'ndan gelen gelemiyor. Çok teşekkür ederim. Son sorudan başlayalım olsak Büyükşehir noktasında. Şimdi o ilçe belediyemizin görev anlamda, yapacağı iş anlamında birçok sorunu, çözümünü Büyükşehir üstleniyor. Mesela bir ilçe merkezi dahil olmak üzere o bağlanan mahalleler anlamında altyapısı ve üst yapısıyla ilgili hususu, ana caddelerle ilgili, büyük parklarla ilgili hususu Büyükşehir üstleniyor. Bununla beraber itfaiye hizmetlerini Büyükşehir, ulaşımı Büyükşehir, cenaze hizmetleri Büyükşehir ilk aklıma gelen, köy yolları, bağlantı yolları Büyükşehir noktasında. Orada imar belki maliyet ettiren bir olay değil ama imarda da ayrı birlik plan ve 5 birlik plan anlamında o bir koordine var iki ilçe arasında, ilçeyle Büyükşehir arasında. Bu noktada bu sebeple İller Bankası'ndan ilçelerimize paylar gelecek. Bu payların %60'ı ilçelerde kalıyor. %30'u Büyükşehir'e geliyor. %10'u da DESKİ'ye gelecek. Yani %40'ı sonuç itibariyle Büyükşehir'e gelecek. %60'ı ilçe belediyelerine kalacak. Ama ilçe belediyelerinin şöyle bir avantajı olacak. Diyelim ki Çivril şu anda merkez nüfusu kaç bin? 15 bin mi? 15 bin. Şimdi Çivril Belediyesi 15 bin nüfusa göre İller Bankası'ndan pay alıyor. Ama bugün Çivril'i tüm belde ve köyleriyle ilçe bir sınırlar içine aldığımızda öyle olacak çünkü. Orası 60 bin oluyor. Şu an Çivril'in nüfusu 60 bin olacak. Ve 60 bine göre pay alacak. Yani 15 bin çarpı 4, yani almış olduğu payı 4 ile çarpacak Çivril. Ve bunun %60'ını alacak. Yani sonuçta toplam geliri, İller Bankası'ndan geliri artmış olacak. İkincisi otoparkla ilgili, şunu da söyleyeyim, ilçelerle ilgili bağlantıyı, o konuyu atladım. Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi nasıl olacak? O konuda çok fazla soru geliyor. Büyükşehir Belediye Meclisi oluşumu. Çünkü bir de işte ilçelere hizmet gider mi, bize ulaşılır mı gibi sorunun da cevabı aslında. Çünkü Büyükşehir'in kendine ait bir meclisi yok.
Yani Büyükşehir Belediye Başkanı çıktığında, adayla çıktığında altında işte şunlar şunlar benim meclis üyemdir diye bir listesi yok. Büyükşehir Belediye Başkanı tek başına seçime giriyor. İlçelerde ilçe belediye başkanları var. Onların meclis üyeleri. Nasıl şu an Denizli Belediyesi'nin meclis üyeleri varsa aynı liste şeklinde veya başka ilçeler nasıl liste giriyorsa o şekilde giriyor. Bu kanunda o meclis üyelerinin beşte biri her ilçenin oluşan meclis üyesi. O da nüfusa göre oluşuyor. Mesela Çivril'de 50 bini geçtiği için meclis üyesi 25. Acıpayam 25. Tavas 49 bin kusurda 50 bin olursa 12 de 25 olacak. Olmazsa sanırım 15'te kalıyor. Böyle ilçelerin nüfusa göre yerler var. 9'da kalan var. İşte 12 olan yerler var. Nüfusa göre değişiyor. Ve bunların 5'te biri. Diyelim ki Çivril örneğini verirse 25 meclis üyesi var. 25 meclis üyesinin 5'te biri, 5 tane meclis üyesi Denizli'ye Büyükşehir Meclisi'ne geliyor. Çivril'i temsil eden. Kendi listesi içinde. Yani hem o Çivril'de ilçe belediye meclis üyesi diye yapıyor, iki meclis üyesi oluyor. Yani hem Çivril'de ilçe belediye meclis üyesinin görevini ifa ediyor, aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görev alıyor. Artı tüm belediye başkanları doğal üye. Yani Çivril Belediye Başkanı ile birlikte 5 meclis üyesi, 6 kişi Denizli'ye de Büyükşehir Meclisi'nde olacak. Diğer ilçelerde de aynı şekilde o sayılar oranında Denizli Meclisi. Merkeze 2 tane ilçe kuruyoruz. Her birinin nüfusuna göre baktığımızda 37 meclis üyesi olması gerekiyor. 37 Pamukkale'nin 37 Merkez İfendi'nin meclis üyesi. Oradan da 7'şer meclis üyesi başkanlarıyla beraber Büyükşehir'e geliyor. Büyükşehir yaklaşık 70'e yakın bir meclis üyeliği sayısına ulaşıyor. Eğer bu nüfus örnek veriyor, Tavas 49 bin kusur, 50 bin eğer aşarsa 15'ten 25'e çıkmış olacak. 2 tane daha artmış olacak Denizli'ye gelen ve Denizli Büyükşehir'in de meclis üyesi artmış olacak. Böyle kritik rakamlar var. Onun için tam rakamı söyleyemiyorum ama 70 civarında bir meclis üyeliği oluşacak. Kendi meclis üyeliği listesi yok, ilçelere gelecek. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ilçelerde oluştuğu için her yer aslında temsil edilecek. Şimdi Acıpayam'da seçim yapılırken o meclis üyelerinin listesi nasıl oluşacak? Mutlaka tüm belde ve köyleri kucaklayacak, o ilçenin tümünü kucaklayacak kişilerden oluşması gerekiyor. Yani sonuçta temsil anlamında ilçe belediyesinde temsil, ilçe belediyesinden büyükşehirde temsil, sonuçta tüm ilin katıldığı ve oy verdiği, temsil edildiği bir yapı oluşuyor. Bu otopark meselesi Denizli'nin en büyük sorunu. Yaklaşık belki bir yıl önce bir karar aldık. Biz ulaşım ana planı yapmıştık. Ulaşım ana planı çerçevesinde Denizli'mizin zaten çıplak gözle baktığınız zaman da otopark ihtiyacı gözüküyor. Ama bunu bilimsel olarak da ortaya koymanız gerekiyor. Yarınki yaşanacak olan süreçlerde koyabilmeniz açısından bilimsel yaklaşımlar olması gerekiyor. Üniversite komşularımızla birlikte 9 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda Denizli'deki otopark ihtiyacı onlar da bilimsel olarak ortaya koydu. Ve bunun üzerine Denizli merkezde biz 9 tane noktada otopark kararı aldık. Tabii maalesef yaşadığımız şey şu. Hele merkezde şu çekirdekte çocuklar önüme geçiyor. Diyor ki başkanım siz her mahalleye basketbol sahası yapıyorsunuz, bizim mahalleye yapmadınız. Bakıyorsun yok, yarım basketbol sahası yapacak yer yok. İlk göreve başladığımda Atalar muhtarımız vardı, bir hanımefendi muhtarımız. Bana ziyaret geldiğinde ne yapıyorsun muhtarım, ne var, var mı bir ihtiyacın diye sordum. Dedi ki benim muhtarlık binam yok. Onu istiyorum. Bizim de işte 40 metrekare bir pilot böyle yaptığımız şeylerimiz var. Projelerimiz var. Dedim muhtarım yani lafım olur yani yaparız sana muhtarlık binası. Hemen dedim yani. Arkadaşlar hemen talimat verdim. Dedim Atalar Mahallesi gidin orada bir muhtarımıza bir muhtarlık hizmet binası yapıyoruz dedim. Arkadaşlar bir buçuk ay sonra döndüler bana, geldiler. Dedim başkanım biz işte bir buçuk aydır arıyoruz. Evet 40 metrekare muhtarlık binası yapacak yeri bulamadık. Bu acıyor. Yani bir belediye başkanının, bir muhtarın talebini evet diyorsun ve özgüvenle ne olacak? Yani parasal anlamda sıkıntı yok, yaparsın. Ama yer bulamadığınız zaman orada tıkanıyorsun, kahroluyorsun. Tekrar bir araya geldiğimizde dedim kusura kalma. Yani ben o gün sana söz verdim. Tamam dedim. Ama arkadaşlar da talimat verdim. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah bir yeri kamulaştıracağız. Veya işte bu şeyi çözeceğiz yani. Şimdi otopark konusu da öyle. Maalesef
bir yarım basketbol sahası yapacak yerimiz yok. Bir mutat binası yapacak yerimiz yok. Düşünmemiş zamanında. Biz bugün o bir yıl önce yapmış olduğumuz kararda 9 tane kimin yerine? Vatandaşın yerine, iş yerine, evine, arsasına gittik. Otopark kararları verdik. Ya bu bir belediye başkanı için, bir siyasetçi için hoş bir şey değil. Yani oy hesabı yaptığınız zaman, siyasi hesap yaptığınız zaman dokunmaması gereken bir şey. Ya bana ne karışık. Zamanında bıraksalardı da diyebilirdik. Bıraktılardı, biz hani yapmadık anladım. Yani böyle de diyebilirsin. Hiç buna dertlenmeyebilirsin. Ama geleceği bizim güzel şeyler bırakmamız lazım. Burada amaç bir gün fazla görevde kalmak değil. Görevde kaldığımız sürece bir fazla eser bırakmanın gayretinde olmamız gerekiyor. Ve 9 tane noktada otopark kararı verdik. Çoğu 4000 metre, 5000 metre, 6000 metre ve şehrin merkezine olan. Ve vatandaşlarımız bize tabii geldiler, konuştum birçoğuyla, ulaşabildiklerimiz, bana ulaşabilenlerle birçok defa sohbet ettik. Ve gerçekten bu 9 noktaya eğer çözülürse, şu an bu süreç devam ediyor. Tabii mahkemenin vereceği karar uymak durumundayız başımızın üstüne. Yani ama Denizli'nin de ihtiyaçları bellidir. Bu yerlerde eğer planlamalarda bir sorun yaşanmazsa burayı yerlerin kamulaştırılması ve burada bölgeye göre katlı otoparklar, her bir belki 500 bin araçlık otoparkların yapılması gerekiyor. 2400'de 140 bin araç vardı Denizli'de. 9 yıl sonra bugün 300 bin araç var. Trafik kayıtlı. Ve her ay 1000 araç giriyor trafiğe. Bunlar hep istatistik rakamlar. Ve bu otopark sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Ve vatandaşlarımız dediğimiz şey şudur. Biz 9 yıl onu yapıyoruz. 7 yıl boyunca ben Emlak İstihbarat Müdürlüğü'ne baktım. Kamulaştırmalara ben baktım bizzat. Vatandaşlara muhatap olan, pazarlığı yapan, gönlünü alan insandım. Şunu söylüyoruz. Yerin değeri 100 liraysa 99 lira vermeyiz. 101 lira veririz, 99 vermeyiz. Yani değerini vermek şartıyla o yerleri kamulaştırmak durumundayız. Ha benim yerim otopark kararı alsa bir belediye başkanı kızar mıyım? Kızarım. Kızmakta da haklı yani. Ama sen de bir belediye başkanı olarak o kararları almakla görevlisin. Geleceği hesap verebilme adına. Gelecekteki çocuklar, gelecek nesiller dönüp arka bakıldığında bir otopark bile bırakmamışlar. Bir otopark yeri bile bırakmamışlar. Bugün bizim dediğimiz gibi. Bir basketbol sahası yapacak yeri bırakmamışlar. Delirtmemek adına bizlerin bugün bu kararı almamız lazım. Ha bu süreçlerde bir iptal söz konusu olmazsa o yerin kamulaştırılması ve sonrasında otoparkla ilgili aşamaları yapılacaktır. Yani kömür noktasında çok dertliyim Mehmet abi. Gerçekten sizler de çok iyi biliyorsunuz. Denizli bu doğalgazı çok istedi. Çok istedi. Nasıl büyükşehir istediyse doğalgazı o derece istedi. Her parti, her aday doğalgazla ilgili taahhütlerde bulundu veya sözler verdi. Doğru şeylerdi. Yani Denizli'nin ihtiyacı olan bir şeydi. Ve geldi Denizli'ye doğalgaz. Şu anda 110 bin aboneyi geçtik. Benim üzüldüğüm şu. Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan doğalgazı borularla Denizli'ye getiriyorsun. Yani Türkiye'ye geliyor, Türkiye'den Denizli'ye geliyor. Ve apartmanın önünden geçiyor. Yani şimdi bu kadar yatırım, bu kadar gayret sonucunda apartmanın önünden geçen doğalgazı da bizim alıp kullanmamız lazım. Öncelikle doğalgaz evin önünden geçiyorsa kullanmayan kişileri böyle üzüntü gibi biliyor. Net olarak. Ve bununla ilgili birçok kararlar aldık, yasaklar getirdik. İşte belli ölçüler getirdik ama sonuçta hukuk devletinde yaşıyoruz. Ben hukukçu olarak saygı göstermek durumundayız ama zorlama da olmuyor ama insan toplumda birlikte yaşıyorsak beraber yaşamanın sorumluluğu adına, sosyal sorumluluk adına yeni doğmuş bir çocuk nefes alıyor, o kirli havayı nefes alıyor ve o vücudu 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl kullanacak o çocuk. Yani, astım hastası kardeşim yaşlım o havayı nefes ediyor. Mutlaka doğalgazın geçtiği yerlerde benim de sizlerden ricam sohbetlerimizde mutlaka teşvik edin. Ha, ekonomik anlamda çok faydalı. Ben kendi evimi kullanıyorum. Yazın özellikle tüp anlamda mutfakta kullandığınızda çok çok ekonomik. Isınmada da sıkıntı yok. Zaten Denizli'nin ısınması 4 aydır. Mutlaka kullanılması lazım. Yani dediğiniz bölgelerle ilgili de bu sene Bağbaşı'nı yaptık. Bayağı büyük bir alandı. Bağbaşı'nın doğalgaz gitti. Yok bunlar Kayhan, Cumhuriyet mahallelerinin gitti. Bayağı orayı ortalığı dağıttık. Yağmur suyuyla beraber orası alt üst oldu. Yapılmak durumunda. Yani bir çağdaş modern şehirde bu
o altyapıların çoktan bitmiş olması lazım. Bugün bize kalmaması gerekirdi. Sıkıntı şu. Önce doğal gaz götürdüğünüz zaman sonradan altyapı yaptığınızda yapım esnasında hasarlar oluşuyor. O hasarları eğer tespit ederseniz sıkıntı yok. Ama tespit edemezseniz zaman içinde birikimlerle patlamalar riski var. Milyonda bir bile olsa böyle bir risk var. Biz özellikle planlamamızı bu altyapı yapılmış veya hemen 3-5 yıl içinde yapılmayacak planlama içinde olmayan yerlere biz doğal gazı götürmeye planlama yaptık. Nisan ayından itibaren eğer bir aksilik olmazsa denizde yapılmış olduğumuz o 120 altyapı projesi dediğimiz alanın ikinci çemberini Nisan ayında tekrar başlıyoruz. Artık burada değil, bir çember ötede. Neresi? Fatih, Dokuz Kavaklar, efendim Anafartlar bölgesi, yukarıda Akkonak bölgeleri, işte İncikler'in ulusal gıda giden kısmı. Buralarda denizin merkezinde yapılan, burada yapılan içme suyu, kanal suyu, yağmur suyu nasıl yapıldıysa Nisan ayında orada altyapı hizmetleri başlayacak. Yine ortalık toz, çamur olacak o bölgelerde. İşte o yatırımın peşinden bu doğalgazın oralara gitmesini sağlayacağız ve sonuç itibariyle doğalgaz bu merkezde tüm yerlere ulaşacak. 2013, 2014 sonunda da tabirim tüm mahalle, merkezdeki kastediyorum, merkezdeki tüm mahallelere nokta koymuş oluruz doğalgazla ilgili. Üç soru ama nokta almamıştım. Başka eksik kalan bir şey oldu mu? Vergi var. Ha, vergi, evet doğru. Şimdi en çok konuşulan konu da o. İşte neredeydik? Yine Frankfurt'tayken orada bir iş adamımız muhabbet ediyor. Evet, bizim vergilerimiz artık dilimimiz 25 değil 30 olacakmış. Dedim, neden? Büyükşehir olmuşuz. Dedim, böyle bir şey yok. Türkiye'deki vergi kanunu dilimleri belli. Yani işte Isparta'daki, İzmir'deki, Erzurum'daki, efendim Burdur'daki, Antalya'daki ne ödüyorsa vergi dilimi o. Ama öyle bir olay dedi. Ben diyorum yani belediye başkanı söylüyor, öyle vergi dilimi değişiklik yok. Şimdi su ücretleri falan kesinlikle büyükşehirle bağlantılı direkt otomatik olan bir şey yok. Vergilerde de söz konusu değil. Yani bir emlak vergisinde söz konusu. Onun dışında herhangi bir vergiler, su ücretlerinde veya gelir vergisinde böyle bir şey söz konusu değil. Hiç değişiklik yok. Yani su ücretlerini zaten bugün Denizli Belediye Meclisi arttırabilir, eksiltebilir. Yarın da Büyükşehir Belediye Meclisi bu ücretlerle ilgili aynı tutabilir, ihtiyacı göre arttırabilir, eksiltebilir. O boyut var. Köylerle ilgili bir şey alındı. Standart alındı. Dedi ki %25 geçemez. Yani en alt tarife neyse onun dörtte birini geçemez. Köylerde alınacak su ücreti diye. Köylerle ilgili bir sınırlama getirdi. Bizim burada en alt tarifemiz 1.6. 1 lira 60 kuruş. Altı. Diyelim ki dörtte biri nedir? 40 kuruş. Yani köylerde en fazla belediye meclisi 40 kuruş karar verir. Bunu 30 kuruşta karar verebilir, 20 kuruşta karar verebilir. Böyle bir ek şey var. Köylerle ilgili çok fazla şey var, soru var ama onlara önlemler alındı. En azından 5 yılla ilgili hiçbir ücret, harç alınmayacak. Vergilerde, emlak vergisi de alınmayacak şeyler köylerde. İş yeri açma ruhsatı olsun. İnşaat yapma konusunda da ilçe belediyeleri veya büyükşehir belediyeleri o köylerle yapılacak inşaatla ilgili tip projeler. Bu bir tane olacak diye bir şey yok. O yörenin mimarisine göre 3, 4, 5, 10 artık ilçedeki veya bizlerin yapacağı tercihlere bağlı tip projeler konacak. Vatandaşlar o tip projeleri seçtiğinde, bir tane seçtiğinde yapı denetimine de tabi olmayacak. Gidip yapacak, onun denetimini belediye yapacak. Takibini, yani inşaat denetimini belediye yapacak. Ve hiçbir ücret harçla da denetim ücretine de tabi değil. Yani burada belki şu yanlış anlaşılıyor, belki o söylem, dedim ya biraz önce denizde toplanan vergilerden 100 milyon geri gelecek. Belki bu yanlış anlaşılıyor. Biz zaten bugün veriyoruz o belediyeyi. Yani bir gömlek alırken, kravat alırken, efendim bir ekmek alırken, gazete alırken içinde ödediğimiz vergiler var şu anda. O vergiler yine aynı olmaya devam edecek. Ama biz ödediğimiz vergilerden %6'sını geri alma şansımız olacak. Yani böyle bir hak elde etmiş olacağız. Belki bu söylenmiyor. Vergiler artacak, vergilerden 100 milyon gelecek gibi bir nokta mı bakılıyor? Bu anlamda bayağı soru geliyor. Onun için su ücretiyle ilgili, vergiyle ilgili herhangi bir şey yok. Bina ve %100 artış var. Bina vergilerinde artış. Emlak harç. Şey var, özür dilerim ben soru şeymiş de.
bu %18 KDV çıktı, büyük kent olmasıyla arsa payına dayalı olarak bir kıymet artışı nedeniyle %18 KDV ile bir bağlantısı ne olabilir? Şimdi o bayağı gündemde yer aldı. Oradaki mantık şu. Ve şunu söyleyeyim, o tanımda Denizli'yi kapsayan arsa da %2'dir. %2'dir. Şu anda konutlarda KDV, senin evini ben alırsam KDV ile bir ilişkimiz yok zaten. Yani vatandaşlar arasında alışverişlerde KDV ile ilgili hiçbir ilişki yok. Ama bir müteahhit, bir inşaat şirketi, bir gelir vergisine tabi olan ülkeler o işi yapan insan sattığında KDV doğuyor. Burada şu, daha önce 150 metrekare üstü olduğu zaman %18'de 150 metrekarenin altı %1'di KDV. Bu tabii şimdi sevindik de Karşıyaka'da 155 metrekare ev yaptığınız zaman %18 KDV tabisin. Ama Kınıklı'da 35-40 metrekare apart yaptığınız zaman %1 vergi tabisin. Öyle bir olarak yapıyorsun. Şimdi bu bir haksızlık bence. Yani sadece metrekare üzerine konan tanım haksızlık. Burada şunu bağladılar. Dediler ki bu KDV oranını biz arsa değeriyle bağlantılalım. Dediler ki emlak değeri 500 liraya kadarsa belediyenin belirlemiş olduğu emlak değeri 500 liraya kadarsa yine %1 KDV devam etsin. Denizli'nin %90'ı 500 liranın altında emlak değeri. İkincisi 500 lirayla 1000 lira arasındaysa emlak değeri burada da %8 olsun. Metrekareye bakmaksızın. Yani metrekaresi ister 10 metre olsun, ister 150 metre olsun, ister 300 metre olsun. Metrekareye bakmaksızın KDV oranını buna bağlayalım dediler. 1000 liranın üzerindeyse, 1000 liranın üzerindeyse de %18 olsun. Denizli'de 1000 liranın üzerinde olan %1 kusur. Yani 1000 liranın üzerinde olan emlak değeri. Böyle bir hani bunun getireceği bir şey yok. Vatandaşa ek yük yok. Zaten vatandaşlar arasındaki alışverişler de böyle bir şey söz konusu değil. Nasıl? Olmaz. Yani bu arz talebe bağlı. Emlak değerleri şöyle belirleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam 4 yılda bir. Öyle mi Ayteş Hanım? 4 yılda bir belirleniyor. Ben tabii konuşmaya geçerken unuttum. Ayteş Hanım'ı tanıyorsunuz. Ayteş Turgut. Avukat arkadaşımız 20 yılın üzerinde İçimizdeki en kıdemli belediyeci, sağ olsun avukat ve hukuk işler müdürlüğü olarak görev yaptı. Şu anda başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Birçok yükümüzü alıyor. Tabii belediyede her bölümde hukukçu ihtiyaç var. Arka sırada oturan arkadaşlarımız var, avukat arkadaşlarımız. Şu an 7 arkadaş mıyız avukat olarak? 6. Nasıl? Bir tanesi de köşede. 6-7 arkadaş. Olarak hukuk birimimizde güçlü bir şekilde avukat arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Meclis üyelerimiz var. Önceki meclis üyelerimizi söyledim. Zafer Bey ile Sabahattin Bey. Şimdiki meclis üyemiz Ali Değirmenci Bey var. Başka var mı arkadaşlar? Müjdat Bey. Müjdat Bey, pardon. Senin bir yarım oldu da. Sağ olsun. Ben tabii bunu biz baro başkanı kafamızı işlediğimiz için bu daha üst noktada olması bile o şey sayılmıyor. İki buçuk yıl oldu mu sen? Yarıyı geçtin mi sen? Yarıyı geçtin. Doğru, iki yıl. Mayıs'ta iki yıl olacak. Müjdat Bey'le çalıştık. Sonuçta emlak vergisiyle ilgili de 4 yılda bir belirleniyor, onun komisyonu var. Sonuçta bu da belediyenin kontrolü olan bir iş. Burada hak edilen değerleri koymak gerekiyor. Kanun varsa onu görmek gerekiyor. Burada gelir anlamında da emlak vergilerini, bilginiz olsun söylüyorum, emlak vergilerini ilçe belediyeleri alacak. Yani Denizli merkezdeki emlak vergilerini Pamukkale Belediyesi ve Merkez İmret Belediyesi'nin mi olacak emlak vergileri? Tavas'ta Tavas mı olacak? Çivril'de Çivril mi olacak? Çamel'de Çamel mi olacak? Büyükşehir emlak vergisinden herhangi bir pay almıyor. Evet, arkada bir arkadaşımız var. Yani tanıtırsanız kendinizi ben tanımış olurum o zaman. Daha çok Büyükşehir Yasası ile ilgili yapılacak düzenlemelerde siyasi hukuki ve yargısal alanda yani devletin kudret sahası dediğimiz yaşam alanlarında yetki paylaşımının tezahürü konusunda Büyükşehir Yasası ile
Büyükşehir Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediyelerine bir yetki devrinin söz konusu olmayacağı bu konuda somut olarak neler göreceğimizle ilgili olacak. Bu konuda somut olarak bir çalışma şu ana kadar yapıldı mı? Daha sonra takviye... Yargısal direktör neyi kastediyorsunuz? Bildiğimiz yargıdan bahsediyorum. Bildiğimiz yargıdan bahsediyorum. Çünkü yapılacak çalışmalarda şimdi hizmetin götürülmesi noktasında bir çalışma yapılacaksa eğer yarın bu çalışmalar kapsamında devletin egemenlik sahibi olan siyasi alanda, idari alanda ve hukuki alanda da çalışmalar yapılacak muhakkak diye düşünüyorum ben. Yani bunu zaten şu anda temsil ettiğiniz başbakana sorumlu siyasi merciler dile getirmek zorundalar. Helal sistemi ve başkanlık sistemini dile getirmektedir. Bu anlamda burada çalışmalar yapılacak. Ve de Büyükşehir Yasası'nın bu başbakana sorumluluğunu evet. Bu anlamda yapılacak düzenlemelerde denizimiz adına tabii ki olumlu adımlar olduğunu düşünmekle beraber şu andaki diğer büyük şehirlere baktığımızda yapılacak düzenlemelerde karşımıza çıkacak zararlı adımların önüne geçmek için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Veya bu zararlı gelişmelerden endişe edilmekte midir? Zira şu anda bile merkezi otoritenin etkisini kaybettiği bu illerimizde bu gelişmelerin önüne geçilmek için herhangi bir somut adım atlamak. Anladım. Teşekkür ederim. Şöyle bir endişemiz var mı? Tamam. Açıkçası. Gelişmelerin önüne geçilmek için herhangi bir adım atılmaktadır. Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu büyük şeyle ilgili bu ekonomik sorular dışında böyle siyasi bir şey de var. Kaygı da yaratılıyor veya kaygı duyuluyor. Şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'mizde kaç il var? 81 il var, değil mi? Şimdi hiç il olmamış olsaydı, böyle düşünün, tek Ankara veya bir merkez olsun tüm. Bugün deseydi ki deniz Türkiye'yi 81 ile bölüyoruz, Türkiye'yi parçaladığınız, böldüğünüz denir miydi? Denir. Sonra zaten şu an 81 il var. Bu coğrafi anlamda olsun, idari anlamda olsun. Başında vali var, efendim, işte kaymakamlarımız var, belediye başkanları. Bir de şu anıma geliyor, espri olarak arkadaşlar da söylüyorum. Türkiye'de çocukluğumuzdan beri öğretirler. Türkiye 7 bölgedir diye. Batı, Ege, Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu gibi 7 bölge. Şimdi bu 7 bölge olmamış olsaydı bugün coğrafi anlamda biz Türkiye'yi 7 bölgeye bölelim denseydi. Bilmiyorum ama yer yerine oynardı. Hem ne olurdu? Coğrafi anlamda yalnız. Tamam mı arkadaşlar? Ben siyasi anlamda söylemiyorum zaten. Şunu anlamaya çalışıyorum. Bugün Diyarbakır'da kim belediye başkanı? Benim. Şimdi orada içeride kim belediye başkanı? Belli. Zihniyet anlamı söylüyorum. Ya oradaki ilgilenmesinde çoğunluğu sağlayan zihniyet hangisi? Bugün belli. Oranın ilgilenmesi başkanı kim? Belli. Şimdi bu Büyükşehir Yasası çıkmadığı düşünürsek burada her şey büyük gülistanlık mı? Oradaki belediye başkanlarını almışlar. İlgilenmesi çoğunluğu almışlar. Başkanlığı almışlar. Öyle mi? Orada her türlü tasarruflarda ben de tasarrufta bulunuyorsam Denizli Belediye Başkanı var. Onlar da o tasarrufta bulunuyorlar. Mesela bu kaygılardan ziyade şunu yapmak gerekiyor. Yani orada var olmak gerekiyor. Yani siyaseten de var olmak gerekiyor. Nasıl var olacaksınız orada? Eğer her parti orada bulunursa tabelattan ziyade aşağı inip halkla orada temas edip bir vatandaşı Türkiye'nin bu bütünlüğüyle ilgili bayrağı ile ilgili, vatanı ile ilgili, sevgi ile ilgili, beraber olmanın getireceği güzelliklerle ilgili gayret içinde olmalıyız. Şimdi pardon arkadaşlar, bir şey dökmeyin şunu ya. Pardon yani ben bir şey izah etmeye çalışıyorum ama bir tamamlayayım, ben buradayım. Yani buyur. Ben cevap hakkını bulamadım da. Buyur. Nasıl? Fiili bir kurumdan bahsettim. Fiili bir kurumdan bahsettim. Tabelayı koyun aşağı inin. Hani halkla bir şey ama başbakanımızın 4000
böyle bir durum çok... Neyse ben özetleyeceğim. Ha, siyaseten cevap vereceksem şöyle cevap veririm. Bunu tüm böyle siyasiyle aralarak söylüyorum. Eğer Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da bugün bunu başka siyasi görüşte olan insanlar da söylüyor. Ve Türkiye'nin de gerçeği